Merhaba değerli arkadaşlar. Hepiniz öncelikle hoş geldiniz. Geçen dersimizde akıl yürütmeden devam ediyorduk hatırlarsanız. Akıl yürütmeyi şöyle kısaca bir tekrarlayalım. Düşünceler birbirine öncüller ve sonuç olarak tutarlı bir biçimde bağlandıkları zaman ortaya çıkıyordu. Önermelerle daha sonra bunu pekiştireceğiz elbette ki. Şimdi devam edelim. Gerçeklik ve doğruluk ne demek? Şimdi aslında gündelik hayatta kullandığımız iki kavram. Üzerine düşünmeye başlayınca da farklı anlamlarının ortaya çıktığını görmüş olacağız hep birlikte. Gerçeklik, nesne, durum veya olayların varlığını belirten bir kavram. Yani dış dünya ile alakalı bir kavram. Benim dışımda olan dünya ile alakalı bir kavram. Nesne, durum ve olayların varlığını belirtiyor. Bir şeyin yani varoluş tarzıdır da diyebiliyoruz biz bunun için. Bu anlamda reel ve ideal olmak üzere iki tür gerçeklikten söz edebiliriz. Reel varlık elbette ki dış dünyada beş duyuyla algılayabilmiş olduğum unsurlar, ideal olan ise tamamıyla akılla kavranabilen gerçeklikten söz ediyoruz. Söz gelimi peri kızı, anka kuşu somut olarak var olan varlıkları değil, zihinde türetilmiş ideal varlıkları işaret eder. Doğru değil mi? Anka kuşu diye bir kuş yoktur gerçeklikte. Peri kızı da yoktur. Real hayatta yoktur. Sadece bunlar ideal unsurlardır. Oysa gökyüzü, ay ışığı, ağaç reel kavramlara bizim için ne yapar? İşaret eder. Dolayısıyla gerçeklik denildiğinde nesne, durum ve olayların varlığını belirtiyor ve iki türünden söz ediyoruz. Reel ve ideal olmak üzere. Doğruluk ne? Doğruluk var olanlara ilişkin yargıların konusudur. Benim yargılarımın konusuymuş doğruluk. Dolayısıyla doğruluk denilince önermelerin doğruluğundan bahsedeceğiz aslında biz. Bu nedenle doğruluk önermelerin konusudur tamamıyla. Örneğin bütün metaller iletkendir önermesi yanlış bir önermedir. Doğru değil mi? Dış dünya ile alakalı tamamıyla. Bütün insanlar solunum yapar önermesi ise nasıldır? Doğrudur. Peki ben bunu nasıl test ederim? Şöyle test ederim. Bir önermem var. Önerme için dış dünyaya yönelirim. Benim dışımda olan dünyaya. Bütün metallere bakarım. İletken mi, değil mi? Böylelikle karar veririm doğruluk ya da yanlışlığına. Bütün insanlar solunum yapar önermesinin doğruluğuna nasıl karar veriyorum? Elbette ki dış dünyaya yöneliyorum. Bakıyorum bütün insanlar solunum yapıyorsa bu önerme doğru, değilse bu önerme yanlıştır diyorum. Demek ki önermeler doğrulamanın konusu olacak bizim için. Peki önerme ne? Önerme herhangi bir durum hakkında doğru veya yanlış bir yargı bildiren ifadelere önerme diyoruz biz değerli arkadaşlar. Önerme dediğimizde aklımıza mutlak suretle yargı kavramı gelecek, yargı. Önermeler doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Hiç önemli değil. Hemen bir örnek vereyim. Su 50 santigrat derecede kaynar dediğimde bu bir önerme mi? Evet önerme çünkü içerisinde yargı barındırıyor. Doğruluğuna ya da yanlışlığına sonradan bakmam gerekiyor. Dolayısıyla kesinlikle yargı bulunuyorsa nedir buna ben önerme diyeceğim. Fakat soru cümleleri ya da ünlem cümleleri önerme belirtmez değerli arkadaşlar. Örnek verelim hemen. Yarın okula mı gideceksin? Yarın okula gidecek misin ya da? Bunlar soru cümlesi olduğu için önerme belirtmezler. Önermeler mantıkta akıl yürütme denilen yapı içerisinde bir araya ne yapacaklar? Gelecekler. Çünkü bazı önermelerle ben ne yapmış olacağım? Akıl yürütme işlemini gerçekleştirmiş olacağım. Bir akıl yürütmede önceki derste bahsetmiştik. İki ya da daha fazla önermeyi içeren bir önermeler zinciri vardır. Yani ben akıl yürütme yapabilmem için, çıkarım yapabilmem için iki ya da daha fazla önermeye ihtiyacım var. Yani yargıya ihtiyacım var. Doğru ya da yanlış olabilir bu önemli değil. Akıl yürütme için benim önermelere ihtiyacım var. Tek önermeyle biz bunu ne yapamıyoruz değerli arkadaşlar? Yapamıyoruz. Evet şimdi Immanuel Kant bu önermeleri çeşitlerine ayırıyor. Önermelerin analitik ve sentetik olarak ayrımlanması ile ilgili çalışmaları Alman filozof Immanuel Kant yapmıştır. Şimdi analitik önermelere bakalım. Analitik önerme dediğimde özne ve yüklem arasında bir tür içerilme ilişkisi olacak. Yani öznenin içerisinde yüklem de barınmış olacak adeta. Analitik önermeler bizim için yeni bir bilgi sağlamayacaklar. Analitik önermeler aynı zamanda yanlışlanamaz önermeler olacak. Hemen örnek verelim.
Madde yer kaplar. Şimdi maddenin zaten kendine ait bir özelliktir bu yer kaplaması özelliği. Bakınız öznenin içerisinde yüklemde bulunuyor. O halde bu analitik bir önerme. Bekar evli olmayandır. Zaten ben bekar deyince aklıma evli olmayan gelmez mi? O halde öznenin içerisinde yüklem barınıyor. Yeni bir bilgi vermiyor bana. Ne yapıyor? Bekar dediğimde zaten ben evli olmayanı anlıyorum. Yeni bir bilgi ürettim mi benim için? Hayır. Peki bu önermeleri az önce söylemiştik. Yanlışlayabilir miyiz? Hayır, yanlışlayamayız kesinlikle. Yeni bir bilgi de üretmez bizim için analitik önermeler. Devam ediyoruz. Diğer bir türü de sentetik önermeler. Özne ile yüklem arasında bir içerilme ilişkisi burada yoktur. O halde onunla ilintili ve onun kapsamını artıracak. Yani özne ile alakalı olacak ve onun kapsamını ne yapacak? Genişletecek. Sentetik önermeler özne hakkında yeni bir bilgi ortaya çıkaracak bizim için. Sentetik önermelere ben doğrudur ya da yanlıştır da diyebilirim. Yani doğrulanabilir ya da yanlışlanabilir önermeler haline gelecek benim için. Hemen örnek verelim. Tebeşir beyazdır. Şimdi tebeşire ait bir özellikten bahsettim. Yüklemden bahsettim. Fakat tebeşir farklı renkte de olabilir. Doğru değil mi? Benim için farklı bir ne yaptı? Bilgi ortaya çıkardı ve bu önerme yanlışlanabilir ya da doğrulanabilir. Madde iletkendir. Her madde iletken mi? Elbette ki değil. O halde burada yeni bir bilgi var. Maddeye dair bir ilinti var. Dolayısıyla bu da yanlışlanabilir ya da doğrulanabilir. Bunlar için de ben diyorum ki bunlar sentetik özellikteki önermelerdir diyorum. Bir de felsefede görüş kavramı çok önemlidir. Felsefecilerin ya da filozofların, düşünürlerin belli görüşleri vardır. Bir kimsenin herhangi bir durum, olay veya nesne ile ilgili henüz kanıtlanmamış yargılarına ben ne diyeceğim? Görüş diyeceğim. Durum, olay veya nesne ile ilgili kanıtlanmamış yargılardır. Felsefi anlamda filozofların kendi felsefi sistemi içinde dile getirmiş olduğu düşüncelerine ben ne diyeceğim? Görüş diyeceğim. Filozoflar her konuda özgün görüşler ortaya koyar. Zaten bu felsefenin en önemli özelliklerinden bir tanesidir. Filozofun görüşleri kapsayıcı ve sistematik bir niteliğe sahiptir. Evet değerli arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Diğer videomuzda sizlerle görüşebilmek dileğiyle hepiniz hoşça kalın.